Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve kardeşim, yangın yukarıda, ne yapıyorsunuz? Beyefendi, araç büyük. Hemen küçük araç gelecek. Sana. Neden makineye bağladın sorun doktor? Ciğeri zarar görmüş. Durumu stabil hale gelene kadar yaşam destek ünitesine bağlı kalmak zorunda. Yoksa nefes alamaz. Peki ne kadar böyle kalacak? En kısa sürede operasyonu almak istiyoruz. Ama biliyorsunuz kurşun çok kritik bir noktaya saplanmış. Riski minimuma indirmek için değerlendirme yapacağız. Ne olur kurtar beni doktor. Benim ondan başka kimsem yok. Elimizden geleni yapacağız. Siz dualarınızı eksik etmeyin.
Sakin olun arkadaşlar. Öyle bir şey. Uyan, bak yanındayım ben. Uyan. Ya anam böyle bir şey nasıl yapar ya? Daha meleğin acısını atlatamadık biz. Bir şey olmaz inşallah. Biz yaprak gibi birbiri dökülüyoruz. Başımıza artık ne gelecek ben çok merak ediyorum. Siz de iyi görünüyorsunuz. Lütfen odanıza gidip dinlenin biraz. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Kendi sağlığınızı da düşünmek zorundasınız. Şu an içeri giremezsiniz. Acil müdahalesi devam ediyor. Doktor birazdan bilgi verecek size. Lütfen burada bekleyin. Ya ama hanımefendi. Baba. Allah'ım sen anama yardım et yarabbim. Emine abla. Sen beraber geldin. Bir şey söylemediler mi ha? Yok bir şey demedim. Durumu çok kritik. Hemen söyleyin, yanık ünitesini hazırlasınlar. Kimden bahsediyorlar ya? Anamdan mı? Allah'ım anam acı yarabbim. Bizim alma anamı yarabbim. Anne, babaannem ne olacak? Yok bir şey. Olmayacak hiçbir şey. Ne oluyor ya? Ya kardeşim bir şey söyleseniz artık. Sakin ol ne olur gel. Otur şöyle. Bırak ya. Ne olur güçlü olmalıyız tamam mı? Allah'ım ne olur.
anam, ne olur anam, ama. Söylesenize, iyi mi durumu? Durumu nasıl? Yanık ünitesine götürüyoruz sadece. Vücudunda belli yanıklar var. Doktor birazdan bilgi verecektir size. Bu arada lütfen siz sakin kalın. Yarabbim, yarabbim. Anne, ben babamı bekleyeceğim. Tamam Emine abla, sen git, biz burada kalırız. Sağ ol Özlem. İşte ne varsa evlat da var, kendi ala. İçeride an vardı. İyi mi acaba? Muayene devam ediyor. Görebilir miyiz? Görebilirsiniz tabii ki. Buyurun. Babam iyi mi? Baba. İyi mi? Hayati tehlikesi yok. Dumandan zehirlenmiş ama genel durumu iyi. Anam nerede? Anam yanık bölümüne aldılar. Ama çok şükür hayatta en azından. Kendal Bey, ne yapıyorsunuz? Lütfen kendinizi zorlamayın. Yeterince duman solumuşsunuz. Baba. Ne oldu? Ne oldu? Korkacak bir şey yok. Nefes alamadığı için bayıldı sadece. Lütfen siz dışarı alın. Ben bırakmam babam. Asım gel. Babam biraz dinlensin. Kalabalık yapmayalım. Ne oldu? Bir şey dedin mi doktor? Yok. Biz de bekliyoruz. Doktor Bey, bir gelişme var mı? Delikanlı, önce hastayla ilgilenmem gerekiyor. Doktor Bey, anamın durumu nasıl? Sizinle açık konuşacağım. Hastada ciddi yanıklar var. Yani hastanın yaşını ve diğer rahatsızlıklarını düşünecek olursak durumu kritik. Hayati riski olduğunu söylemek zorundayım.
yapıyorsunuz burada? Ablam nerede? Teyze. Ebru ablam nerede? Emine. Ablama bir şey mi oldu? Yok Fikret teyzem. Küçük bir kaza geçirdi ama iyi. Yok bir şey yok, gayet iyi. İçeride şimdi. Ablam öldü, bana söylemiyorsunuz Narin. Teyze yok öyle bir şey, inan ki. Fikriye Hanım lütfen sakin olun. Ablamı gösterin bana. Ablamı gösterin bana nerede? Yok bir şey, ne olur sen. Ablam, güzel ablam, ablam. Teyze. Ablam. 10 dakikanız var. Kaderde seni demir parmaklıklar ardında görmek de varmışlar Rüstem Efendi. Uzun kalacak değilim. Çıkarım. Çıkar çıkmaz da... Ne yaparsın? Çıkar çıkmaz ne yaparsın ha? Evladımı geri getirebilir misin? Yüreğimde yanan ateşi söndürebilir misin? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben de biliyorum. Şam verdilerin kökünü kurutmadan durmayacağım. Sen bile yazık, yeterdir diyeceksin. Sen bu işe karışma kadın. Oğlu ölen benim. Evladını kara toprağa koyan benim Rüstem Efendi. Karışma da ne demek ha? Ben artık baştan ayağa bu işin içindeyim. Merdan benim de oğlum. Benim de. Merdan. Merdan mı dedin sana? En son ne vakit aldın oğlunun adını ağzına? Gel lan buraya, git lan öteye deyip durdun da en son ne zaman döküldü Merdan dilinden? Ne oldu? Aldın mı halanın intikamını? Bu uğurda evladını feda etmekten çekinmedin. Şimdi bak bakalım, bir ana evladı için kaç kurban verirmiş, seyret de gör. Kadın sana karışma dedim. Git bana yiyenleri çağır. Sen beni işitmedin galiba Rüstem Efendi. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben Gülizar, Merdan'ın anası. Şam verdi soyadını taşıyan 7'den 70'e kaç kişi varsa oğlumun mezarının yanına ip gibi dizmeden durmayacağım. Gör ki bağrına evlat ateşi düşmüş bir ana cehennem buz tutuncaya kadar, şeytan diz çöküp af dileyinceye kadar durmaz. Ben de durmayacağım. Gülizar! Gülizar! Abla ne yaptın sen? Sen ne yaptın abla? Kendini mi yaktın? Bizi mi yaktın? Yenge, Ali'ye söylemedin değil mi? Bu halde nasıl söyleyeyim? Babam iyi olacak mı? Merak etme, ineği yaptım. Sabaha kadar uyur. Asım. Hadi oğlum, biz de gidelim. Ben babamı bekleyeceğim. Oğlum, bak hemşireyi duymadın mı? Baban zaten sabaha kadar uyuyacakmış. Hadi üzme beni.
Babaannem böyle bir deliliği nasıl yaptı aklım almıyor. Nasıl yapmasın Baran? Evladını kaybetti. Biz hepimiz Melek için ağladık ama o yandı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Turan, ne yaptınız oğlum? Çıkmadınız mı yola? Tamam, sabaha derhal burada olun. Neden konuşmuyorsunuz? Kasım oğlum. Babaannem ölecek mi sanıyorsunuz? Söylemeye korktuğunuz şey. Niye herkes gözünü kaçırıyor? Ha? Çaresiz misiniz? Teslim mi oldunuz? Neden? Babaannem kendini ateşe attı diye mi? O da ana. Analar şerbetlidir ateşi. Ebru abla, sen söyle. Kaç kez yangından çıktın? Anam, sen kaç yangının üstünde oturuyorsun? Babaannem anaların anası değil mi? Asım doğru söylüyor. Babaanneme hiçbir şey olmayacak. Ana anca evladıyla yanar. Evladıyla da söner. Bir gün mutfaktayım. Güm diye bir ses geldi. Dışarıya fırladım hemen. O zamanlar balkonda bir saksı vardı. Asım'ın kafasına düşmüş. Asım'ın kafası yarılmış. Kanlar içinde. Ben de Asım böyle görünce çığlığı bastım. Ben kafamın farkında değilim. Anam saksıya kızdı sandım. Anam fırladı geldi. Önce bana bir tokat.
Ben de babaanne ben kırdım, anam kırmadı dedim. Ben kendim öyle bir geçmişim ki. Anam kendime gelin diye tokadı basmış. Asım'ı kucağına aldığıyla hastaneye yetiştirmişti. Ben çamaşır suyu içtiğimde de babaannem götürmüştü. Anam hepimizi tek tek ölümün kıyısından aldı. O kıyıları iyi bilir. Gider, geri gelir. Geri gelecek. Durumu nasıl? Var mı bir gelişme? Aynı. Bir değişiklik yok. Tedavi sürüyor. Başımız sağ olsun. Cümlemizin. Tüm ailemizin başı sağ olsun. Kız kendini uçurumdan attı dediler. Doğru mu hanım? O mendebur kendini uçurumdan atsa ne olur ha? Benim biricik evladımı aldı benden. Evet abla. Hepsi o uğursuz ailesi yüzünden. Kızlarının ne yapacağını bile bile oğlumun başına musallat ettiler. Kız geberdi gitti ama benim içim soğumadı. Ne diyorsun sen ola? Oğlumun canını aldıkları yetmezmiş gibi bir de katil damgası vurdular. Hatırasını lekelediler. Vay şerefsizler. Bu ne cüret? Ben de Gülizarsam eğer bunu onların yanına bırakmam. Ödetirim. Bundan böyle onlara rahat yok. Soyları kuruyana kadar bana da rahat yok. Emret Allah, emret. Ya ana! Ana ne yapayım ya şu kapıyı? Kimse yok mu? Dediklerimi iyice anladınız değil mi? Tamam ana. Anladık biz. Sen eğer ölümü nasip görüyorsan. Güzel. Ne? Yanmış mı? Güzel. Allah büyük işte. Görüyorsun. Şimdi gidip oraya bakın. Benim birkaç küçük işim var. Tamam. Tamam.
Kendini de beni de yaktın ha ana. Ne yaptın kendine ana? Haydi beni geç. Her darlandığımda silahı kapıp üstüme tutarsın. Mezarımı kazdırırsın. Gözüne perde inince ilk beni görmez olur gözün. Ana evladından bu kadar çabuk çayar mı ana? Ha? Desene, sen de evlat mısın diye. Kızın öldü ana. Kızın öldü git. Bacım desem inanmaz. Ondan kızın diyeyim. Sen ne yaptın ana? Kendini de beni de yaktın. Şimdi ne diyecekler arkamızdan? Kadına bak. Yılanın büyüğünü kendiyle birlikte yaktı. Kızının intikamını oğlundan aldı. Yetmedi eyle bir başına. Arsız, nursuz, kendal da kattı yanına. Rahmetle, minnetle anarlar seni artık. Bütün günahların affedilir. Ama öyle değil bana. Öyle değil. Ateşte günahkarlar yanar. Günahlar değil. Sen ne yanmışsın bana? Ellerini yakan meleğin ateşi mi? Saçlarını kavuran Murat'ın hasreti mi? Boynunu kızıla çalan Fırat'ın ateşi mi? Yüreğini kül eden Baran'ın ateşi mi? Ben seni yakmadım ana. Sen hep evlatlarına yandın. Bense evladın olamayışıma. Ayşe, Ayşe. Geçen okula Baran geldi. Seni sordu. Baran mı? Evet. Bana söyleme dedi ama ben bilmen gerekti diye düşündüm. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe, olanları duydun mu kızım? Ne oldu? Sorma. Konak yanmış. Kendal'la Kadriyana'yı da hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ne diyorsun ya? Baran. Rüzgar'cığım, hadi bir şeyler ye. İstemiyorum. Ama bir tanem dün gece de yemedim hiçbir şey, hadi. Rüzgar, bak ne yapalım biliyor musun? Gel seninle parka gidelim, hava falan alırız ha? Allah Allah ya. Biz olmadan hiçbir yere gidemezsiniz, tamam mı? Evet, biz de geleceğiz. Hadi o zaman.
Kendall Şamber'de hangi odada kalıyor? 114 numaralı odada kalıyor. Ne oldu Kendall'a? Bedduamı aldınız, ocağınız mı yandı? Keşke hepiniz cayır cayır yanaydınız. Benim yüreğimi yaktığınız gibi yanaydınız. Ne diyeyim kadın sen? Nasıl girdin içeri ya? Çabuk çık dışarı. Şu haline bak. Koskoca Kendall'a bir nefese muhtaç olmuş ha. Beter ol inşallah. Ne diyeyim kadın yetişine? Bundan böyle senin sülalenden başka işim yok benim Kendall'a. Oğlumun hesabını sormadan gün yüzü göremeyeceksiniz. Bana bak kadın, kaldırma beni. Çık dışarı. Bir nefeslik canım var. Seni gebertmemem için. Baba. Ulan. Hanımefendi ne yapıyorsunuz burada? Hastane burası. Ne yapıyorsunuz? Bütün yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. Oğlumun intikamını alacağım sizden. Duydun mu beni? Hanımefendi polis çağırmak için zorunda tamam. Bırakmayın. Bir sakin olalım. Hemen bir sakinleştirici iğne yapalım. Kadri. Kadri. Annem. Annem. Hasan. Annem. Annem. Koşun. O kadın geldi. Gülizar. Babaannemin yanına gidiyor. Hasan sen burada kal. Salayım mı seni? Abi babaannemin olacak mı? Olacak tabii oğlum. Kalkıp sana masal anlatacak. İyi olacak merak etme. Babaannem sana fıçıcı kız masalını anlattı mı? Allah Allah. Niye anlatmadı ya? Benim en sevdiğim masal. Anlatayım mı ben sana? İyi hadi gel bakalım. Hadi geç otur. Kadriye! Kadriye! Allah'ından buldun işte. Allah'ından buldun işte. Sürüm sürüm sürünürsün inşallah. Beter sen... olacaksın. Ne diyorsun sen be? Ne akla geldin buraya? Senin o manyak oğlum benim abimi öldürdü, abimi. Sen önce o katili, onun hesabını ver bize. Sen kime katlediyorsun be? Ne yapıyorsunuz? Efendim, ha? Ne yapıyorsunuz siz? Asıl katil sizin o uğursuz kızınız. Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Ne iftirası Gülizar Hanım? Melek o yüzden ölmedi mi? Biz edebimize durdukça üstümüze geliyorsun. Sen oğlunu kaybettiysen biz de kızımızı kaybettik. Bizim içimiz de yanmıyor. Daha ne istiyorsun? Az bile yapıyorum. Az! Hanımefendi acınızı anlıyoruz ama hepimizin acısı var. Lütfen yapmayın. Hadi gidin buradan. Gidin. Gideyim ha? Benim oğlum öldü oğlum. Nereye gideyim? Kimden sorayım oğlumun hesabını ha? O uğursuz kızınızı oğlumun başına musallat ettiniz. El birliğiyle oğlumu kara toprağa verdiniz. Bunun hesabını hepinizden teker teker soracağım. Bu kadımıza saldırdı. Zaten hastamız var içeride. Gebersin inşallah. Hanımefendi kendinize gelin. Dışarı çıkın. Geberim inşallah. Tövbe tövbe. Bırakın beni. Özlem iyi misin? Özlem iyi misin? İyiyim ben. Özlem ne oldu? Başın mı döndü senin? Gel otur şöyle. Gel. Yok yok tamam ben bir yüzüme su çarpayım iyileşirim. Özlem bir otursaydın şuraya.
Hepiniz anladınız değil mi? Turan, ne yaptınız? Topladık hava adamları. Hazırız. İyi. Dümdüz edin orayı. Hadi gidiyoruz. Merhaba, kendi aşağı merdivenin odasını öğrenebilir miyim? 114 numaralı odada. Teşekkür ederim. Çarptım ya. Bebeğe bir şey olmuş mudur? Yani geleyim ne yapayım? Tamam, çıktım zaten, tamam. Abi, ben susadım. Tamam abicim, ben gidip alayım bir şeyler. Başka bir şey istiyor musun? Çikolata falan alayım sen? Bekle beni burada. Rüzgar'a bir şeyler alacağım. İstiyor musunuz siz? Oo, abi. Kendal'ın yeğenleri de buradaymış. Bunlar mı? Evet. Murat Anıçotları bunlar. Bir dur bakalım şurada. Bir tanışalım şu şanlardılar. Erkek adam korkar mı lan? Ya sallama beni. Ha? Ya sallama beni. Ne yapıyor bu ya? Sallama beni. Ha? Ne yapıyorsun sen? Çocuğu sallıyorum. Tamam dur. Dur seni. Kim dedi sana salla diye ha? Kimden izin aldın? Ulan bunlara da iyilik yaramıyor ha. Sallama arkadaşım, sallama. Hadi yürü git işine. Şişt. Ne oluyor lan? Rahatsız mı ediyoruz? Baran, Rüzgar'ı korkuttular. Vay. Şanverdilerin delikanlısı sensin ha? Hayırdır, ne oldu, derdin ne? Benim bir derdim yok. Ama senin yakında büyük bir derdin olabilir. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Yürü git işine. Gitmezsem ne yaparsın mesela, çok merak ettim. Yürüsün o zaman, ne yapacaksın? Ya Baran tamam bırak. Yürüyün gidin siz de hadi. Bacın olmasa ne yapardın, çok merak ettim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Yürü git işine bak, başına bela olur. Ya bir dakika, ne oluyor lan? Kimsin lan sen? Bunu saymayız. Daha çok görüşeceğiz. Çok mu korktun kuzum sen? Rüzgar. Korkma abicim, yok bir şey. Zaten sen hiç korkmasın ki. Ben sana yumruk atmayı öğretmedim. Ablalarını da sen koruyacaksın. At bakayım yumruk, ha? Ama bak bu sefer az vur. Daha önce vurduğun yeri hala ağrıyor ha. Hadi. Ya abi ya. Ne işin var burada senin Sevda? Ne arıyorsun burada? Olanları duyunca seni merak ettim. İyi misin? Gördüğün gibi. Sen durduk yere gelmezsin. Ne oldu? Haydi anlat. Kasadan senin için aldığım dosyalar var ya. Bilmen gereken önemli şeyler var. Anlat. Kenan seni alt edebilmek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş Kendal. Ne demek bu ya? Nasıl hastaneyi bastı? Hangi yüzde geliyor hala bu kadın buraya?
Kenan abi onun kocası yüzünden içeride yatıyor. Halam da onun... Baran. Kadın da oğlunu kaybetti. Ne yapacağını bilmiyor. Baran tamam gitmiş işte. Biz kantinde bir şeyler mi içsek? Başın sağ olsun. Sağ ol. Duyar duymaz geldim. Kadriye Hanım nasıl? Kötü. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Umarım iyi olur bir an önce. İnşallah. Sen nasılsın? Yani o kadar şeyden sonra. İdare ediyorum. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Bildiğin gibi. İdare ediyorum. İyi, sevindim. Gideyim o zaman. Yapabileceğim bir şey olursa. Sağ ol. Ayşe, iyi misin? Ya yine mi sen? Yeter artık ya, yeter. Ayşe bak, konuşmak istersen dinlerim. Ya beni rahat bırak. Ayşe ben sadece... Sibel. Emine abla, Ebru abla, ne oldu böyle size ya? Daldık, çok kötü daldık. Ay kızım, ben seni çok özledim. Gel, gel. Ay Emine yengesi çok özledim. Gel, ay. Anam nasıl? Görmedik, göstermediler hiçbirimize. Bir tek Emine gördü. Kötü. Ama iyi olacak. Hepimiz dua ediyoruz.
O benim de anam. Kendall ne ederse etsin, ben sizi ailem bildim hep. Benden sakladığın başka bir şey yok değil mi? Senden sakladığım başka bir şey yok da sona sakladığım bir şey var tabii. Kenan, Kasım, Sibel, Ayşe ve Mehdi'yi yurt dışına kaçırmak için pasaportlarını hazırlatmış. Az kalsın oğlunu bir daha göremiyordun. Bak sen Kenan Efendi'ye. Aklınca bana tuzak üstüne tuzak kuraydı öyle mi? Oğlumu benden ayırmak için planlar yapıydı. Ben edeceğimi bilirim ona. Sen de git haydi. Şimdi bir gören olur. Tamam. Ama sen de çabuk iyileş. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın. Vay Kenan vay. Seni en baştan hafife almakla büyük hata etmiş. Kimsin lan sen? Ha? Ne işin var Ayşe'yle senin? Oğlum bir dur. Ne işin var dedim sana? Ne işin var Ayşe'yle? Ayşe'yle ne işin var lan senin? Ne istiyorsun lan? Sana cevap. Baran. Lan sana bir şey sordum. Ne işin var Ayşe'yle dedim senin ha? Baran. Abi bak. Cevap ver dedim sana. Ne istiyorsun lan Ayşe'yle? Baran dur. Ayşe ne dur ya? Cevap ver lan. Ayşe. Ayşe senin bir şey söylemene gerek yok. Lan sen kimsin? Baran lan? O benim babam. Hadi. Buyurun kime baktınız? Kimsin sen? Ben mi? Ben fabrikanın müdürüyüm. Efendim? Müdürüm diyorum, müdür, müdür. Ne? Çıkın dışarı! Şimdi herkes açsın kulaklarını, beni iyi dinlesin. Yarın sabah buraya bir Allah'ın kulu gelmeyecek. Ha yok. İlle geleceğim diyorsanız... Karılarınızla, çocuklarınızla helalleşin, öyle gelin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı. Dağılın. Yıkın lan burayı. Nasıl söylemezsin sen bunu bana? Ben sana söylemeye çalıştım. Ama sen... Ayşe! Dur. Ona biraz zaman ver. Efendim Rıza? Baran ağam yetiş. Ne oldu? Yetiş Baran ağam, fabrikayı bastılar. Çok kalabalıklar. Fabrikayı mı bastılar? Geliyorum, tamam bekle. Bekle.
Ada. Ada duyar duymaz geldim. İyisin değil mi? İyi mi? Evet. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Gelmene gerek yoktu. Ada. Ne söylenir, nasıl söylenir bilmiyorum ama çok üzüldüm ben. Şey yapmasaymış. Babaannem bile. Her şey bu kadar kötü gitmek zorunda. Ben yanınızdayım. Ne olursa olsun, tamam mı? Hepsi geçecek. Geldiğin için sana söyler. İçeri girmem lazım şimdi. Adayı düşünme. Düzelir. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Evet işte. Ah be abi. Ne oldu bize böyle? Meleğimiz kara toprakta. Sen burada böyle. Anam orada. Kenan abi de sen ayrı bir acı oldu. Vurmuşlar Kenan abi. Ne? Kenan'ı vurmuşlar mı? Alt katta odası. Makinelere bağlamışlar, öyle yatıyor, çok acı çekiyor. İyi, haydi sen çık, ben biraz uyuyayım. Olur, uyu sen. Ben de gidip bir Emine ablalara bakayım tekrar. Demek buradasın Kenan. Vay vay. Çarptım yani. Ne oldu? Bir şey var değil mi? Şimdiki çarpmanızla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Ama geçen sefer verdiğiniz tahlillerin sonuçlarını pek sevmedim. Nasıl yani? Biliyorsunuz tıbben durumunuz gebeliğe uygun değildi. Binde bir bile olsa böyle mucizevi gebeliklerle karşılaşabiliyoruz. Ama bu sonuçlar biraz can sıkıcı Özlem Hanım. Nasıl yani doktor hanım? Yani ne diyorsunuz? Çabuk söyleyin ya. Yani şu, bebeğinizin düşük riski hala yüksek. Son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle stresten ve ağır kaldırmaktan kaçının. Her hareketinizi 10 kere düşünüp 1 kere yapın. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Düşmez değil mi? Dedim ya, size bağlı. Ne yapıyorsun lan sen, ha? Ne oluyor lan? Lan, lan bırak! Bırak lan! Bırak lan! Bir gelsene! Yettim bana lan! Mısınız lan siz? Tek başına bir delikanlıya dalıyorsunuz. Da
Hemşire Hanım, Kendal Bey nasıl acaba? Şu an uyuyor, görebilirsiniz. Yok yok, yani sonra görürüz artık. Ama bir süre uyanmaz. Öyle mi? E bir bakalım o zaman. Siz bilirsiniz. Tamam. Allah şunu. Burada kalmayacak. Bunun hesabını soracağım senden. Bekleriz birader. Ekmek teknemiz gitti ağam. Neredesin ağam? Neredesin? Sonuna kadar göremeyeceğin günler yaklaştı. Ben alana kadar oğluma iyi bak. Şimdi defol git. Haydi. Haydi. Bitireceğim ulan hepinizi. Allah'ıma, kitabıma, şerefime, hakkı için bu sefer bitireceğim. Ulan Kenan. Bunların başında sen varsın değil. Haydi bakalım. Oğlum. Aslanım. Senin kanının bedeli bir tek o melek denen şeytanla kalmayacak. Şan verdileri bitirmezsem mahşerde benden hesap sor. Hala, fabrikada taş taş üstünde koymadık. İşçiler de o korkuyla gelmezler artık. Fabrikada iş yapamaz duruma geldi. Kapandı bile. Sağ ol. Ya, kusura bakma ben bugün... Bilmiyordum yani Ayşe Hanım. Asıl ben teşekkür ederim delikanlı. Öğrendikten sonra ilk defa senin sayende baba dedi. Yani o iki hece dökülsün diye ağzından. Gerekirse bir daha dayak yerim. Diyorsun be. Defol git buradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ben daha oğlumun acısını yaşıyorum.
oğlun acısı mı? Sen oğlun kaç yüreğe ateş düşürdü sen biliyor musun? Benim abimi vurmuş gözünü bile kırpmadan. Niye? Sırf canı istedi diye. Hem abimi hem de Meleği ikisinin de katil o. Ölmüş oğlumun adını ağzına alma. Benim oğlum yapmaz. Benim oğlum yapmadı. Senin oğlun yapmış. Oğuz komutan söyledi. Senin o manyak oğlun yüzünden benim abim mezara girdi. Melek mezara girdi. Ağzını topla, defol git buradan. Dinleyeceksin. Benim anam dayanamayıp evi yaktı be. Evim barkım yandı benim. Anam yandı, anam. Beter olun inşallah. Bunlar daha iyi günleriniz. Bugünleri çok arayacaksınız. Sen öyle zannet. Sen diyorsun ya sizinle hesabımız bitmedi diye. Benim de seninle hesabım bitmedi Gülizar. Öyle mi? Elinden geleni ardına koyma. El mi yaman, bey mi? Kim kimin katili olacak göreceğiz. Benden de, ailemden de, Şam verdilerden de uzak dur. Anladın mı beni? Durma. Devam et. Hepiniz tek tek gebereceksiniz. Benim oğlum mezardayken sizi sağ bırakmam. Sen hep kendi yapacaklarından bahsediyorsun ya. Hele bir dene. Hele bir dene. Bizim sana neler yapabileceğimizi tahmin bile edemezsin Gülizar. Yenge. Bırak yengemi. Bırak dedim. Yenge, geberteyim mi? Bırak defolup gitsin. Bununla mı muhatap olacağım? Senin hesabın bitmedi. Asıl benim sizinle hesabım bitmedi. Bütün Şam verdiler. Canıyla, kanıyla ödeyecek benden can almanın bedelini. Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen düşün. Yenge, iyi misin? Bırak. Kenan, Kasım, Sibel, Ayşe ve Mehdi'yi yurt dışına kaçırmak için pasaportlarını hazırlatmış. Az kalsın oğlunu bir daha göremiyordun. Bunca şeyden sonra unuttuk bunları. Satırlarıma başlamadan evvel selam ederim. Nasılsın? İyisin inşallah. Buralar bıraktığın gibi. Beni sorarsan bıraktığın gibi. Boynu bükük. Sana bir fotoğrafımı gönderecektim. Niyet ettim. Ama şipşakçı İlyas sormaz mı? Kızım bayram değil, seyran değil. Ne edeceğim fotoğrafı diye. Babam sormaz mı? Sorar. Yatır, keser vallahi. Diyeceksin ki ölmekten korkuyorsan sevda sana zul gelir. Yok gelmez. Neden gelsin? Ama korktum işte. Ben çabuk korkarım. Öyle canı cebinde, eli belindelerden değilim. Korkarım. Şimdi de korkuyorum. Hem de çok. Senden mektup gelmez diye korkarım. Gelse birinin eline geçer diye korkarım. Sanki kurban olduğum Rabbim göğüs kafesimin içine, yürek yerine bir serçe koymuş. Onu da almış bir telaş. Çıktı çıkacak, uçtu uçacak. Sen bana ilk baktığında da korktuydun. İnsan içine bakılır mı hiç? İçimdeki gizliyi okur gibi. Ne okursun gizlimi? Ne belletirsin? Okunanın gizi kalmaz. Vay be. Aşka bak.
Anam bu kadar seviyor muydu ya Mehdi babayı? Bunu kasaya koyacak kadar ne var ki? Yeminle asıl mevzu bunda değilse ben de Özlem değilim ha. Ben senin bekleyeceğim ha. Ne zaman olacak mahkeme? Çok az kaldı. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız. Ulan hep aynı şeyi deyin. Ha bugün ha yarın diye diye haftalar geçti. Boşuna mı para vereyim ben sana? Çöz artık şu işi. Benim bekleyecek sabrım kalmadı. Haydi. Ulan ben yapacağınız işe var ya. Özlem, neredeydin, iyi misin? O kara asabım bozdu. Hava aldım, iyiyim şimdi. Ne oldu hala, yok mu haber? Yok oğlum bir haber, bekliyoruz. Sen neredeydin? Rıza aradı, fabrikaya gittim. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok önemli bir şey değil. Babaannemin canı çok mu acıyordur anne? Babaanne sadece uyuyor. Hem ona ilaç verdiler. Canı acımasın diye hiçbir şey hissetmiyor, merak etme. Öleceğiz meraktan. Ne olmuş babaanneme? Doktor bey. Doktor bey, ne olur bir şey söyleyin artık. Doktor bey. Rabbim sen bize yardım et ya Rabbim. Tamam oğlum, babaannenin korkmasın. Baba kusura bakma, seni beklettim. İşimi anca halledebildim de. Hazırsan gidelim mi? Hazırım. Haber var mı? Hastanedelermiş. Gidince öğreneceğiz. Bakın, Kadri Hanım'ın durumu çok kritik. Onu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama siz burada durdukça, böyle sorular sordukça işimiz hiç kolay değil. Onun için lütfen boşaltın burayı. Eğer bir gelişme olursa biz sizleri bilgilendireceğiz. Kendi anası burada yatsa bırakıp gidecek sanki. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Allah, kusura kalma abacığım. Geçmiş olsun. Kusura kalma amca, geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Duyar duymaz geldim.
Nasıl oldu Kadri Hanım? Durumu kritik dediler. Bekliyoruz hala. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Sağ ol. Zahmet etmişsin buralara kadar gelip. Tekrar geçmiş olsun. Size de hayırlı olsun. Oğuz'la evlenmeye karar vermişsiniz. Yanlış duymuşsunuz. Oğuz'la birbirinizi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Aranıza giremem. Bizim Oğuz'la aramızda hiçbir şey yok. Olamaz da. İçin rahat olsun. Oğuz sana evlenme teklif etmekle çok iyi bir karar vermiş. Bence siz çok mutlu olacaksınız. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hem geçmiş olsun hem başımız sağ olsun kızım. Sağ olun. Her şey böyle üst üste. Allah sabırlar versin. Çok zor. Kadriye nasıl? İyi şeyler söylemiyorlar. Korkuyoruz. Ben kapıdan da olsa bir bakayım. Göstermiyorlar ama. İyi ki aradın. Hastaneden çıkmak çok iyi geldi. Ya şok oldum babam anlatınca. Seni de bir göreyim dedim. Ne oldu anlatsana. Hiç konuşmayalım bunları olur mu? Kabus gibi ya. Aklıma geldikçe kötü oluyorum. O zaman Serdar meselesini anlat bari. Ona soruyorum, o da hiçbir şey söylemiyor. Ne oldu siz, niye böyle oldunuz ya? Hani güzel tam da evleneceğim derken. Ben senden özür dilemeye geldim. Seni görmeye değil. Ben özür dileyeceğim. Neye çare olacaksa. Senden özür dileyeceğim. Melekten özür dileyeceğim. Ben sandım ki anası da kızı gibidir. Kızı da anası gibidir. Yanılmışım. Siz yanarmışsınız. Sevdayla deli gibi yanarmışsınız. Evlat acısıyla yanarmışsınız. Bilirim. Güçlü kadınsındır sen. Ateşin tavıyla daha keskin, daha güçlü kalkarsın. Kaldığın yerden 50 yıldır yaktığın gibi yakarsın. Yak. Canın sağ olsun. Sen yakarken de güzelsin. Kadriyana benim de annem gibidir. Ben gerçekten çok üzüldüm. Biliyorum. Zor zamanlar geçiriyorsunuz. Ben keşke bir şey yapabilsem, elimden bir şey gelse ama... Sen yapabileceğin her şeyi yaptın zaten Oğuz. İnsan böyle zor zamanlar atlatınca ailesinin, sevdiklerinin ne demek olduğunu anlıyor.
Teşekkür ederim. Elif Hanım'la sizi tebrik ediyorum. Hoşça kal. Bizim Oğuz'la aramızda hiçbir şey yok. Olamaz da. Kendi ağzıyla söyledi. Aralarında bir şey olsa öyle der mi? Niye yalan söylesin ki? Narin'le aramızda olan her şey bitti. Sana bekle ve gör demekten başka ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Doğru muydu söyledikleri ne olsun? Gerçekten bitti mi? Geçmişi beraber aşabilir miyiz? Bir şansımız var mı saydın? Düşecek adam mıydın sen ha? Bana çektirdiklerinin cezasını vereceksin elbet. Yaptıkların yetmedi. Oğlumu benden koparıp ebediyen göstermeyeceksin ha? Ama artık yolun sonuna geldin galiba. Böyle de yaşanmaz ki. Dur ben sana bir iyilik yapayım. Dur. Neden kalktınız? Teyzem oğlu yaşayacak değil mi hemşehrim? Yeğenimi kurtarmak için kurşunların önüne atlamış, vurulmuş. İyi misiniz? Hadi tutunun bana. Ay. Teyzem oğlu iyi olmadıktan sonra ben iyi olsam ne olur ha? Dağ gibi adamdı. Devrilmiş yatıyı şurada bak. Merak etmeyin, doktorlar elinden gelen her şeyi yapıyor Kenan Bey için. Yapsınlar, yapsınlar, kurtarsınlar onu. Ben onsuz yaşayamam. Ölürüm acısından. Tamam, tamam. Hadi sizi odanıza götüreyim. Yatıp dinlenin biraz. Teyzem oğlu, sakın ölme ha. Beni sensiz bırakma. Sakın ölme. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Artık şu meseleyi halledelim. Ne meselesi? Maya meselesi. Benim Maya ile bir meselem yok. Yalan konuşma. Aptal mı zannettin beni? Hiç öğrenmeyeceğim mi zannettiniz? Ulan insan kardeşim bir adama böyle bir şey yapar mı be? Sen neden bahsediyorsun? Sana Maya'ya olan aşkımı anlatırken benimle dalga geçiyordun değil mi içinden? Hoşuna gitti mi? Evlendin mi? Terler! Kafayı mı yedin sen? Ya ne yapıyorsunuz? Ayrılın! Niye kavga ediyorsunuz? Delirdiniz mi? Delirmiş bu. Maya'ya aşıkmışım. Aptal herif. Sen delirdin mi sahiden? Serda! Rüzgar'cığım acıkmadın mı hala ha? Hadi gidin ablanlarla bir şeyler yiyiniz. İstemiyorum. Babaannemi bekleyeceğim ben. Çok geçmiş olsun. Cümleten geçmiş olsun. Kadriye Hanım nasıl? Ya kendi Allah'ım? İyiler umarım. İyi ağam, içeride. Anam da. Bekliyoruz işte. Senin ne bu halin? Fabrikaya eşkıyalar başımıza yıktı. Kim yıktı ya fabrikayı? Kim olacak? Rüstem ağam yegenleri, itleri. Ama sağ olsun Baran ağam geldi, hepimizi kurtardı. Baran mı? Sen fabrikaya bu yüzden mi gittin? Oğlum sen nasıl tek başına gidersin oralara? Ya sana bir şey olsa?
Efendim Elif. Oğuz merhaba. Müsait misin acaba? Konuşabilir miyiz biraz? Müsaitim şu an, dinliyorum. Telefonda konuşmasak, buluşsak. Peki tamam, birazdan orada olurum. Baran, oğlum bak Rüstem'in gözü dönmüş. Her şey yapabilir. Ya sen nasıl gidersin? Tek başına çıkma sakın karşısına. Uzak dur ondan. Rüstem hapiste. Öyle kolay kolay da çıkamaz. Baran'ı kaçırdı. Kenan'ı vurdu. Ne? Baran'ı mı kaçırdı? Bütün bunlar ne zaman oldu ya? Kenan'ı Rüstem mi vurmuş? Melih'i ararken oldu. Sen nasıl söylemezsin bana bunu? Niye söylemedin bana? Sen benden böyle bir şey nasıl saklarsın? Senden bir şey saklamadım Narin. Rüstem beni de kaçırdı. Ne? Anne doğru mu bu? Ya evet doğru ama endişelenecek bir şey yok. Gayet iyiyiz ikimiz de. Kenan Bey sayesinde kurtulduk. Kenan abi mi kurtardı sizi? Ya anne o adam ne istiyor sizden? Niye kaçırdı sizi? Melih'i bizim sakladığımızı düşünmüş. Benim oğlumun canına kastedilmiş. Sen bana bunu söylemiyorsun öyle mi? Ya yeter. Söyleyecek zamanımız yoktu. Öğrendiğimizde de zaten halamı öğrendik. Sen bunu mahsus yaptın değil mi? Sırf beni oğlumdan uzak tutmak için. Narin saçmalama. Söyleyecek vaktimiz yoktu. Sonra geldiğimizde de zaten Melek intihar etmişti. Ayrıca endişelenecek bir şey yok. Gördüğün gibi Baran da gayet iyi. Ne yapıyorsunuz? Hastane burası. Hadi şimdi gidin. Bir şey olursa haber vereceğiz. Ya tamam gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi Narin gel. Tamam uzatma artık. Zaten kimsenin dinleyecek hali yoktu. Anne nereye gideceğiz? Bize konağa mı baksak? Herkesin burada beklemesine gerek yok zaten. Ben gelirim yine babaannemle. Ben de seninle gelirim oğlum. Bundan sonra yalnız bırakmam seni. Ne oldu? Bir problem mi var? Yok aslında ben teklifini çok düşündüm Oğuz. Ve bir karara vardım. Başta pek inancım yoktu. Aslında geçmişin peşimizi bırakmayacağını düşünüyordum. Ama şimdi geçmişi kapatıp yeni bir sayfa açabileceğimize inanıyorum. Hatta bunu gerçekten çok istiyorum. Eğer senin de teklifin hala geçerliyse seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kabul ettiğin için teşekkür ederim Elif. Avluda torunlarımın cıvıltısını duyarak ölsem, gelinlerim, kızlarım beni yıkasalar, aklasalar, paklasalar, yatağımı uzatsalar.
burnumda ocağımda pişen yemeğin kokusu kalsa, öylece ağır ağır kapatsam gözlerimi, ha? Olmaz mı? Sonunda okula gideceğiz ama. Ama okula gitmek istemiyorum ben. Sigar. Abi ya. Oğlum, erkek adam okula gitmezse olmaz. Tamam? Hadi. Tembeller kalkın, bugün çok işimiz var. Uf ya, bu evde uyumak yasak mı? Ada hadi yorma beni, kalk. Tamam anne ya. Günaydın anneciğim. Günaydın bir tanem. Teli duvarla girdim kapıdan. Koca ocağıdır, anan kucağıdır, yuvamdır dedim. Üç gün güldürdüyse, beş yıl ahır çektirdim. Annem, sen kaç yangının üstünde oturuyorsun? Babaannem anaların anası değil mi? Olacak ya. Mehdi. Çok yakacak mı sana? Gel bakalım şunu bir deneyelim. Evlatlarımdan farkın yok derken belki laf olsun diye söylediğimi düşündüm. Ama inan öyle değil.
Ne yapacağız? Nereye gideceğiz şimdi? Babaannem beni çağırmışsın. Gel oğlum gel. Bu ne? Bunu vakti gelince Baran'a vereceğiz. Ama için okumak yok, söz mü? Söz. Vakti ne zaman gelecek? Sen onu anlarsın, benim akıllı torunum. Babaannem bunu sana verdi. Oğlu da torunlarımın cıvıltısını duyar mı? Ne edeceğim? Allah'ım ne edeceğim? Ne edeceğim? Hadi canlarlar kalk. Öylece ağır ağır kapatsam kızlarım. Artık cezanı keseceğim seni. O sefer kefeni canlarım, oğullarım, kızlarım, onca kendi canıma kıyarak, hatta bir de evladıma kıyarak
En büyük günahı da taşımaktan yorulduğum günahlarıma katarak gideyim. Her birinizde varsa eğer hakkım, helali hoş olsun. Ben sizden, hepinizden razı oldum. Siz benden olmayın. Sizin rızanızı hak etmedim ben. Hem de hiçbirinizin. Oğullar, kızlar, torunlar sahibi olmuş. Yaşı 70 bir kadın olarak isterdim ki bir sabah namaza kalkmak için yeltendiğimde Azrail dikilse başıma, selamünaleyküm dese ve aleykümselam, Azrail'in selamsız bıraktığı oldum. Hak ettim de fazlasıyla. Benle birlikte silinsin gitsin üstünüzdeki kara bulutlar. Gömün benimle birlikte içinizdeki kini, öfkeyi. Sen, şu, o, bu olmayı gömün benimle birlikte. Biz olun. İstemeye hakkım yok ama isteyeyim. Biz olun. Eminem, güzel kızım, ilk sözüm sağa. Anası ol hepsinin. Elinin bereketini, gönlünün sonsuz şefkatini hepsine pay et. Hepsi önce Allah'a, sonra da sana emanet. Narinim, doğurmadığım kızım. Doğurmadım ama ne sen benim sevgimden ne de ben senin sevginden şüphe etmedik. Öyle değil mi? Erkek sevgisi, evlat sevgisi, kardeş sevgisi. Hepsi kadın kalbine sığar, sığacık yer bulur. Ama korku yüreğini esir alır. Korkunun esiri olacağına sevdanın esiri ol. Ebru'm, güçlü kızım. Evlatlarının başından bir dakika ayrılma. Eliyim ayrılmazsın. Senden çalınan hasretin sana yanlış yaptırmasın. Sabır kızım. Baran daha yeni doğdu. Doğar doğmaz ana demesini bekleme. Geç de olsa büyüt onu. Birlikte büyüyün. Sabırla, gururla, azimle. Özlemim, çektiklerine direnmek için arsız olan hırçın çiçeğim. Yüreğinde güzelliği gölgeleme. Ben gördüm, bildim. Yıllarca bakıp durdum, nice sonra gördüm. Görmeyenlere kızma. Dön bir de kendine bak. Asım'ım, gözümün nuru. Aslan kadar güçlü oğlum. Sendeki yürek hepsine feyz olsun. Kalbine dert girenin karşısına dikil oğlum. Sana baksın, senden güç alsın. O evin en güçlüsü sensin. Ada, deli dolu torunum. Murat'ımın hırçınlığı sende saklı. Saklı kalsın. Sevdiklerine değil, sevdiklerine musallat olana çıkart tırnaklarını. Maya, en ufak rüzgarla başını eğen nazlı çiçeğim. Kırılan yerlerini öpüp okşama, sevme acılarını. Sen sevdikçe çoğalırlar çünkü. Öyle temiz, öyle büyük bir güç saklı ki sende. Sen görsen korkarsın. Rüzgarım, cennet mi, Murat mı kokuyu bilemediğim. Yakışıklı torunum. Gözümün nuru, feri, her bir şeyi. Annen, ablaların sana emanet. Abinle birlikte omuz omuza verin, olur mu? Babaanneni unutsan da masallarını unutma oğlum. Baran'ım, canım. Bundan sonra bu ailenin başı da sensin, sonu da. Sahip çık hepsine. Cömertlik ve yardım etmede Fırat ol, taş oğlum. Şefkat ve merhamette güneş ol, doğ oğlum. Ayıplarını örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol oğlum.
demek Baran'ı kurtarmak için kurşunun önüne atladın ha? Murat'ın emanetine sahip çıktın. Başka türlüsü gelmezdi elinden. Ölsen gam yemezdin biliyorum. Böyle bir oğlum olduğu için Allah'a şükrediyorum hep. Yürekli bir oğlum olduğu için. Ama bir o kadar da korkuyorum. Sana bir şey olacak. Bana evlat acısı yaşatacaksın diye çok korkuyorum. Biliyorsun sıkıntılara dayandım. Acılara dayandım hep. Hep senin için. Ama sana bir şey olursa dayanamam oğlum. Allah'ım şükürler olsun. Yorulma. Konuşma. Konuşma hiç yorulma. Ben doktora haber vereyim hemen. Hemen doktora haber vereyim oğlum. Olsun Deyzamoğlu. İyisin inşallah. Ya sen Baran'la sosyete gülünü kurtarmak için kurşunların önüne mi atladın? Vay be. Filmlerdeki kahraman gibi. Ne? Ne diyor? Bir şey mi diyor? Ölümlü dünya işte. Düşmez kalkmaz bir Allah. Şimdi ne olacak? Yazık vallahi sana. Nerede o fiyakalı Kenan Efendi? Ha? Ya dedim ya, dünya hali. Bana o kadar laf ettin. Yok onu yıkarım, yok bunu yaparım, yok onu alırım, yok oğlunu alırım. Sen nefes bile alamayayım be. Ya her bir tarafına hortum bağlamışlar. Hık, hık diye nefes alayım ha. Ya duyamayayım, biraz yüksek sesle konuş. Ya şu afilli laflarından söylesene, ben onları çok seveyim ha. Ne oldu ya? Rengin kaçtı. Ha? Nefes mi alamayayım? Ha bu mu? Evi birlikte hale yola koyarsınız. Neye niyet, neye kısmet. Eksiği çok ama siz halledersiniz. Yeter ki birbirinize sahip çıkın. Ya ne kadar zor değil mi? İnsan evladı 10-15 gün açlığa dayanıyor. 3-5 gün susuzluğa dayanıyor. Ama nefes 2 dakika. Bilemedin 3 dakika. Ben dedim sana nefesini keserim diye. Ama sen inanmadın. Oldu mu şimdi? Ha?
Oğlum, Kenan, Kenan uyandı, gözünü açtı. Bu çok iyi bir haber. Doktor, doktor nerede? Acil bir hasta için çağırdılar. Bekleyin, gelir birazdan. Oğlumu almak için bir yığın dalavere çevirdim. Şimdi ne olacak peki, ha? İki parmağımı uzatıp şu hortumu buradan çekse ne olur? Nerede o astığı astık, kestiği kestik Kenan Efendi? Ha? Şuraya el kadar bir bebek getirsem, çek şunu yavrum desem, o da çekse. Ne olur? Ha? Senin selan okunur. Ne oldu? Kenan Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Uçurumda bana demiştin ya, sana böyle bir ölümü yakıştıramayayım diye. Ben de sana diyeyim Neyzem oğlum, böyle tam bir ölümü sana hiç yakıştıramayayım. Baran'la sosyete gülünü kurtarayım derken vurulup öleydim var ya, ne şaşalı olurdu ha. Allah ölümün de hayırlısını versin diye boşuna dememişler. Anacın ne olacak peki? Yazık o kadına. Evlat acısı düşmanımın başına vermesin. Bak duam tutmadı. Düşmanıma verecek az kaldı. Neyse, ne diyelim? Anacığın, biricik teyzem. Gözün arkada kalmasın Kenan. O senin anansa benim de teyzem. Bir döşek, bir ekmek veririz elbette. Neyse, bana müsaade. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Hele de öleceksen. Ben gideyim artık. Bir ton işim var. Dünya işleri işte. Seni ilgilendiren şeyler değil yani. Bana öyle dediydin, hatırladın mı? Murat'a, Fırat'a, babama selam söyle. Meleğe de. Abisini affetsin. Onlar affetmese de olur. Ben ne senden, ne de itlerinden el istemedim. O uçurumun kenarından ellerimi kanata kanata çıktım ulan ben. Ama ben seni uçurumda bırakmayacağım. İşte hayat burada. Uzanıver. Haydi. Teyzem oğlu, ey uykular. Hocam nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Hemen şok cihazını hazırlayın.
artık burada mı yaşayacağız anne? Evet bir tanem. Yeni evimiz burası. Çok büyükmüş. Rabbim hepimizin yüzünü güldürsün burada. Babamla babaannem gelince güler yüzümüz. Bir, iki, üç. Bir daha. Hazır. Bir, iki, üç. Evlatlarımın günahını, vebalini, en çok da kendi günahlarımı sırtlandım gideyim. Hepiniz hakkınızı helal edin.